Size bu videoda dengeleme programıyla detaya girmeden basit ve hızlı bir şekilde yatay ve düşey ağ dengelemesi nasıl yapılır? Bir örnek dosya üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bu örnekte Leica silsile programıyla rasatları ölçülmüş bir poligon ağının dengelenmiş koordinatlarını ve kodlarını beraber hesaplayacağız. Bunun için öncelikle rasatların YMK dosyası olarak aktarılması gerekiyor. Şimdi rasat bölümünden yeni giriş diyerek boş bir rasat şablonu oluşturalım. Daha sonra rasat yükle diyoruz. Buradan YMK dosyasını seçiyoruz. Kullandığınız ölçme metodunu da seçerek yükle tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi rasatlar geldi. Burada dengeleme işleminde kullanacağımız silsile ortalamaları hesaplandı. Şimdi bu ortalamaları hesaplanmış ölçüleri kullanarak yatay ve düşey ağ dengeleme işlemlerini başlayabiliriz. Yatay ağ dengelemesi için bu özet verilerin nirengi giriş sayfasına aktarılması gerekiyor. Bunun için nirengi aktar diyoruz ve aktar seçeneğine tıklıyoruz. Artık nirengi giriş sayfamız oluştu. Öncelikle bilinen noktaların koordinatlarının bu sayfaya aktarılması gerekiyor. Sabit nokta yükle diyerek bir nokta dosyasından bilinen noktanın koordinatlarını buraya aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi bilinen noktanın koordinatları geldi. Şimdi yaklaşık koordinatları hesaplamamız gerekiyor. Bunun için yaklaşık hesap diyerek yaklaşık koordinatları otomatik olarak hesaplıyoruz. Yaklaşık koordinatların hesabının detayları nirengi yaklaşık sayfasında inceleyebilirsiniz. Bu sırada nirengi giriş sayfasına dönelim. Kanavaya basabiliriz. Gördüğünüz gibi ağın şekli gözüküyor. Bilinen noktalar kırmızı şeklinde işaretlenmiş. Bu oklar, bu açının ölçüldüğünü, bu çentikler, bu kenarın ölçüldüğünü bize ifade ediyor. Burada yine analiz kısmına basarak ağ bilgilerine ulaşabiliyoruz. Burada üçgen sayısını, ortalama üçgen kapanma hatasını, birer birer üçgenlerin hangi üçgenlerin hangi kapanma hatasıyla kapandığını, ağ bilgisini ve veri giriş kontrollerini inceleyebilirsiniz. Şimdi dengeleme aşamasına gelelim. Nirengi dengele diyoruz ve dengele tuşuna basıyoruz. Ağımız dengelendi. Burada dikkat ederseniz birim ağırlıklı ölçülün karesel ortalama hatasını, dengelenmiş koordinatların hesabını, dengeli koordinatların hatalarını, hata elipsi elemanlarını, kenarlara gelen düzeltmeleri, doğrultu ölçülerine gelen düzeltmeleri görüp inceleyebilirsiniz. Burada da kanava görünümüne basarsanız artık dayalı dengelemenin kanavasını burada görebilirsiniz. Burada dikkat ederseniz hata elipsleri de artık çizildi. Onları da inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu kanavayı DXF formatında saklayabilirsiniz. Bu koordinatları saklayabilirsiniz. İsterseniz bu resim olarak panoya kopyalayabilirsiniz. Şimdi gelelim nivelman ağ dengelemesine. Bu örnekte rasat ölçülerinden elde edilen trigonometrik kod farklarını kullanarak noktaların kodlarını hesaplayacağız. Tekrar rasat sayfasına geri dönüyoruz. Burada nivelman aktar diyerek kod farklarını nivelman dengelemesi giriş sayfasına aktaralım. Aktar diyoruz. Nivelman giriş sayfamız oluştu. Şimdi kodu sabit alınacak noktaları nirengi dengelerken kullandığımız nokta dosyasından alabiliriz. Gördüğünüz gibi sabit noktaların kodları geldi. Şimdi nivelman dengelemesi yapabiliriz. Program geometrik, trigonometrik ve karışık nivelman ağlarını dengeleyebilmektedir. Biz burada trigonometrik bir nivelman ağı dengeliyoruz. O yüzden onu seçenekleri işaretleyip dengele tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi dengeleme sonuç sayfamız oluştu. Dayalı dengelememiz, birim ağırlıklı ölçünün karesel ortalama hatası, ölçülere gelen düzeltmeler ve dengelenmiş kesik kodlar burada. Artık yatay ve düşey ağ dengelemesi tamamlandı. Şimdi sonuçları birleştirip tek bir sonuç sayfası oluşturacağız.
Sonuç sayfası oluştur diyoruz. Dilengi sonuç sayfasını, nivelmen sonuç sayfasını burada seçip oluştur diyeceğiz. Eğer noktaları sakla seçeneğini aktifleştirirsek oluşan noktalar istediğimiz dosya tipinde saklayabiliyoruz. Oluştur diyoruz ve ağın dengelenmiş koordinat ve kodları bir bütün olarak karşımıza geldi. Burada yine 3 boyutlu konum hatalarını görüp inceleyebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.